Yeşil Giresun Gazetesi YouTube kanalından herkese mutlu günler. Gündem Giresunspor Spor. Giresun Spor bugünden itibaren Erzurum'da başlatacağı ilk etap kamp çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarına start verecek. Hemen şöyle notlarıma bakıyorum. Giresunspor Spor 27 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da birinci etap kamp dönemine gerçekleştirilecek. Takım bugün ilimizden ayrıldı. İl dışında olan futbolcular da kampa dahil olacaklar. Girasun Spor'da tabii ki sezon öncesi hazırlıkları bugün itibaren başlıyor bunu söyledik. Geçen seneden kiralık oyuncular Şikinyo Benfica'ya, Şarp Süleymanov Krasnodar'a, Diabate ve Flavio Trabzonspor'a, Okan Kocuk'la Emre Taşdemir Galatasaray'a, Muhammed Gümüşkaya Fenerbahçe'ye sözleşmeleri sona erdiği için geri döndüler. Üç futbolcunun sözleşmesi de bitti. Bunlar Kaptan Zeki Yavru, Aziz Beyiş ve Arda Kılıç. Zeki Yavru'nun bir yıl opsiyonlu sözleşmesi devam ettiği için bu sene de takımda oynayacak. Aziz Bey işte biraz sıkıntı var. Sol bek transferi gecikebilir. Bunu belirtelim. Aziz Beyç ülkesinden ciddi teklifler aldı. Bu nedenle Girasun transferi an itibariyle çok zor gözüküyor. Bu nedenle e, Yunus Emre Gedik'le görüşmüştü. 1461'in 22 yaşındaki sol bek ancak kulübünün isteklerinin fazla oluşu nedeniyle bu transferi askıya aldı yönetim. Hemen bunu belirtelim. Doğan Can Davaz Bandırma Spor'dan 28 yaşında orta saha oyuncusu. Bursa Spor'dan Vefa Temel 19 yaşında orta saha oyuncusu. Ve Çerj Forvet 1.80 boyunda 20 yaşındaki Mert Kurt. Girasun Spor'un şu ana kadar transferleri. Mert Kurt'un bugün itibariyle kampa katılmasını bekliyoruz. Ancak Doğan Can ve Vefa'yı zaten... Girasun Spor Kulübü de resmi olarak açıkladı ve bu oyuncular kampa bugün dahil olacaklar. Bunun dışında Giresunspor'un gündemine gelen son bir oyuncu vardı Trabzonspor'dan. En son gelen oyuncu Murat Cem Akpınar. Bu oyuncu 23 yaşında Trabzonspor'un orta sahasında forma giyiyor. 1.73 boyunda. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da oynarken bir önceki sezon Kocaelispor'da kiralık oynamıştı. Bu oyuncunun da transferinin büyük ihtimalle açıklanmasını bekliyoruz bir aksilik olmazsa. Bunun dışında Galatasaray Başkan, Başkan Vekilerden Timur'un e, bir açıklaması vardı Okan'la ilgili. Okan'ı hocamız istiyor, takımda tutmak istiyoruz şeklinde. Okan konusu ile ilgili kararı Okan Buruk verecek. Giresun Spor'un kaleci konusunda Okan'da çıkan pürüz, pürüze karşılık veya Okan'da çıkabilecek pürüzü hesap ederek Erce kardeşlerle bir görüşmesi olmuştu. Ancak Erce kardeşlerin Giresun gelmek istemediği şeklinde Trabzonspor'da kalmak istediği şeklinde iddialar var. Yine İsmail Köybaşı Trabzonspor'dan ismi geçen bir oyuncuydu. ancak bu oyuncular bu oyuncunun ismi de yönetim tarafından doğrulanmadı. Trabzonspor'dan bunları söyledikten sonra Muhammed Gümüşkaya'dan biraz konuşalım. Muhammed Gümüşkaya geçen sene Fenerbahçe'den kiralık olarak Giresunspor'a gelmişti. Bu sezon Girasun Giresunspor tekrar bu genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor kiralık olarak. Ancak Fenerbahçe'de kısa bir süre önce göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus'un raporu çok önemli. Avusturya kampından sonra... Bu kiralık oyuncuların gidecek, takımdan ayrılacak veya ayrılmasına izin vereceği oyunculara oyuncuları Jorge Jesus belirleyecek. Muhammed'i Giresun Spor bu senede kadrosunda tutmak istiyor. Bunu da belirtelim. Bunun dışında Ahmet Sakat ismi gündeme gelmişti. Menemen Spor'un forveti. Bir kere şunu söyleyelim. Ahmet Sakatla ilgili kesinlikle Giresun Spor'un bir tasarrufu yok. Böyle bir isim gündemde yok. Onu belirtelim. Ee, yine keza Skopje, Makedonya Ligi şampiyonu Skopje'nin e, forveti Adetunji'de e, Giresun Spor'la ilgili e, yazılmıştı, adı geçmişti. Ancak bu transfer haberi de yönetim tarafından doğrulanmadı. Giresun Spor'da e, bu transfer gelişimleri var. E, tabii ki Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Giresun Spor Kulübü bir tane iyi bir forvet alacak, tecrübeli bir forvet. E, Umut'un yanına e, aynı zamanda... Aslında iki forvet alacak, Umut'la beraber 3 forvet olacak. Tabii ki bunun dışında transfer teklif falan oyuncular var. Alexis Perez, Sergen, Traore gibi oyuncuların durumları da değerlendiriliyor. Değerini, ederini bulması halinde bu oyuncuların da Girasun Spor tarafından satılıp bir maddi kaynak elde etmesi bekleniyor. Görüşmeler sürüyor. Giresunspor'da tabii ki futbolcuların e, sözleşmesi devam eden futbolcular da var. Bunlar e, Onurcan Canpiri, Umut Nayır, Traore, Sergen, Alexis Perez, Hayrullah, Sergio Göktan, Erol Erolcan, Fatih, Furkan Kütük, Anıl Yiğit, Çınar'ın sözleşmeleri devam ediyor. E, tabii ki e, sevgili izleyenler, e, değerli dostlarımız Yeşil Giresun gazetesi YouTube kanalını e, takip etmeyi unutmayın. Yeşil Giresun gazetesi YouTube kanalını takip ediyorsanız bildirimlerden zil seslerini açmayı unutmayın. Biz böyle dönem dönem transfer dönemlerinde gazete olarak bir videolar paylaşacağız. Böyle videolar paylaşacağız. Sizlerin beğenisine sunacağız. Sizin desteğine ihtiyacımız var ve sizlerden gelecek yorumları da merak ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, abone olduysanız bildirimlerden zil seslerini açmayı unutmayınız. Yeşil Giresun gazetesi YouTube kanalında kısa bir video oldu bugünlük şöyle bir anı günü değerlendirelim dedik. Son durumu değerlendirelim dedik. Bu arada taraftarlar için de sıcak bir gelişim var. Onu da hatırlatalım. Şu anda bu videoyu çektiğimde saat 13-15 sularıydı. Birazdan Giresunspor Spor Kulübü sezonluk kombine fiyatlarını açıklayacak. Sezonluk kombine fiyatlarında geçtiğimiz yıl oranla neredeyse yarı yarıya varan indirimler var. Daha düşük kombine fiyatları var. Taraftarların da ilgi göstereceğini umuyoruz ve bekliyoruz. Diyelim Yeşil Gidasyon Gazetesi YouTube kanalından hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. And I've been dreaming on in my head like I've seen